Herkese günaydın değerli izleyenler. Hayatın ritmi başlıyor. Evet, bugün oldukça önemli ve hatta belki de benim birinci sırada önem verdiğim bir konuyu konuşacağız. Sağlıklı yaşamı anlattığımız programımızda bugünkü bölümü adeta kaydetmenizi sizlerden rica ediyorum. Gerçekten önemli bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ve tekrar hepinize günaydın. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün konumuz tansiyon. Aslında tansiyon bir hastalık değil. Hepimizde var. Yani ölçülebilen bir değer. Ama düşmesi veya yükselmesi vücudumuzda bazı hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden tansiyonumuza çok iyi bakmalıyız. Peki tansiyonumuz neden yükselir veya neden düşer? Sağlıklı bir insanın tansiyonu kaç olmalı? Tansiyon nasıl ölçülmeli? Ve tabii en önemlisi, tansiyon hastaları konforlu bir hayat için nasıl beslenmeleri? Nelerden uzak durmalı? Hepsini irdeleyeceğiz ve sağlığınıza sağlık katacak bir program sizleri bekliyor. Ama önce bir bakalım programımızda kimler var ve neler anlatacaklar. Sonrasında burada olacağım. Tansiyon hakkında tüm merak ettikleriniz bu programda yanıt buluyor. Tansiyon kalbimizi nasıl yoruyor? Üstünde basıncı arttırıyorsunuz ve kolunuza giden kanı... Sağlıklı damarlar tansiyon sorununu ortadan kaldırıyor mu? Doktor Halit Yerebakan anlatıyor. Buradan geçen ilk yüksek basınç size... Sağlıklı bir insanın tansiyonu kaç olmalı? Normal 12.8 iken onun normali 16'lara gelmiş. Biz onu indirdiğimizde... Tansiyon ölçerken hangi hataları yapıyoruz? Kardiyoloji uzmanı Doktor Çiğdem Koca merak edilenleri cevaplıyor. Ölüm, felç gibi risklerden bertaraf olabilirsiniz. Sadece bu önlemlerle ilaçsız. Egzersiz yaparak tansiyon düşürülebilir mi? Bizim mottomuz bir birimlik iş yapıp 3 birimlik fayda almak aslında. Hangi nefes egzersizlerini yapmak tansiyona iyi gelir? Spor uzmanı Selahattin Demir'den tansiyon hastalarına iyi gelecek koruyucu egzersizler. Önce karnım şişiyor, 4 saniye aldım. Sonra yavaşça nefesimi veriyorum. Tansiyon beslenmeyle düzelir mi? Ritalin dediğimiz bir maddeden zengin ve bu da yine kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. Tansiyon hastalarına önerilen DAŞ diyetinde neler var? Uzman diyetisyen Ayşenur Servet cevaplıyor. Dikkat ettiyseniz bu masada kırmızı et yok. O yüzden protein ihtiyacımızı... Hepsi ve daha fazlası... Birazdan hayatın ritminde. Hayatın ritmi. Bütün organlarımızın, bütün dokularımızın, hücrelerimizin oksijene, besine ihtiyacı var. Onları nasıl alıyor? Arkamda görmüş olduğunuz şekilde akan kan ile alıyor. Kanımızın içerisinde bu kırmızı şekilli hücreler var. Bunlara aslında al yuvarlar diyoruz. Yani kırmızı kan hücreleri. Kırmızı kan hücreleri böyle biraz yassı hücreler ve içerisinde oksijen taşıyorlar. Ve dokulara oksijeni götürüyorlar. Dokular da oksijenle birlikte canlılığını koruyabiliyor. İşte bu oksijenin gidebilmesi ve dokulara kanın akabilmesini sağlayan çeşitli damarlar var. Vücudumuzda kalbimizden çıkan en büyük atar damarımız aort damarımız. Ama aort damarından sonra büyük damarlar yine geliyor. Boyun damarları, şah damarları, kollarımıza giden, karnımıza geliyor, organlar giden ana damarlar sonrasında göbek bölgemizde ikiye ayrılıyor ve içeride bacaklarımıza doğru giden yine ana atar damarlarımız var. Bu damarların yaralanmasına büyük damar yaralanmaları diyoruz. Ama bu damarlarda akan kan daha sonra gidiyor, inceliyor. İncelen damarlara, daha incelen damarlara, daha incelen damarlara, en sonunda kılcal damarlara gidiyor. Adeta kendinizi göremediğiniz ama cildiniz kesildiğinde akan kanın nasıl aktığını biliyorsunuz, nabızla atmıyor. Adeta akar bir pozisyonda, sürekli akan bir pozisyonda oluyor. Büyük damarlarımızda kanın akışı nabızımızı aldığımızda nabızlı ama uç organlarımızda baktığımız zaman adeta durağan şekilde akıyor. Bunun sebebi kapiller yatak dediğimiz o ince kılcal damar yumağında kanın yavaşlaması, belli bir dengeye gelmesi. Ancak oraya doğru gelirken onun hemen öncesindeki arteriyoller dediğimiz birazcık daha büyük çaplı damarlar ve sonrasındaki biraz daha büyük damarların gerginlikleri tansiyonu belirliyor. Evet, vücudumuzda tansiyon denilen bir şey var. Tansiyon nedir? Aslında damarlarımızın içerisinde akan kanın basıncı, tazyik durumu. Yani ne kadar kuvvetli aktığını veya ne kadar hızlı aktığını, ne kadar jet akımı olduğunu bizlere tarif eden bir sayısı
sayısal data, sayısal veri. Şimdi nasıl oluşuyor peki? Bir yüksek tansiyon var, bir düşük tansiyon. Ama aslında bir büyük, bir küçük tansiyon var da tansiyonumuz ya yükselebilir ya düşebilir anlamında söylüyorum. Şimdi büyük tansiyonla küçük tansiyon ölçtüğünüz zaman elde ettiğiniz veri size neyi sağlıyor? Aslında eskiye gidin, bugün yenilerini şu andaki güncel durumunu da anlatıyor olacağız ama kolunuza tansiyon manşonu taktığınızı düşünün. O tansiyon ölçmeyi bilenler bunu çok daha net anlayacaklardır. Ne yapıyorsunuz? Bir stetoskop takıyorsunuz. Taktığınız stetoskopun üstünde basıncı arttırıyorsunuz ve kolunuza giden kanı durduruyorsunuz. Basınç yüksek, basınç düşmeye başladığında ilk aldığınız ses, yani buradan geçen ilk yüksek basınç size büyük tansiyonunuzu veriyor. Kısacası kalbinizin aslında yenmesi gereken art yükü veriyor. Kalp kasılacak, kalbin bütün vücuda kan pompalayan sol kısmı kasılacak ve aortanıza kan geçecek. İşte burada bu kapağın açılmasında ne kadar kuvvetli bir basınç olmasını sağlayan şey kısacası tansiyon. Kısacası tansiyon nedir? Bizim kalbimizin önündeki yüktür. Biz ona karşı çalışıyoruz. Tansiyon bizim için o yüzden o kadar önemli. Ne kadar ön yükümüz fazlaysa kalbimize binen yük o kadar fazla anlamına geliyor. Peki küçük tansiyon ne demek? Küçük tansiyon ise kalbin gevşediğinde, yani burada kulağınızla dinlediğinizde tansiyon ölçerken en son aldığınız ses artık o kadar basınç düştü ki bundan sonra dolaşımla ilişkisi yok gibi oluyor. Dolayısıyla arada bir tansiyon. Tansiyon peki ne yapıyor? Damarlardaki kanın akımını, kanın sertliğini, damarların çapının azalmasının ipucunu bize veriyor. Bu da beslediği tüm organların etkilenmesi anlamına geliyor. İşte arkamda demin görmüş olduğunuz gibi kan nasıl akıyordu? Bir hızlı akıyor, bir durağan akıyor. Bir hızlı akıyor, bir durağan akıyor. Ama bunun bir dengede olması mutlaka gerekli. Bilmemiz gereken en önemli sayıların başında belki de tansiyon geliyor. O halde dedim ki değerli izleyenlerimize bir anket yapalım. Bakalım tansiyonla ilgili neler düşünüyorlar? Hayatlarında tansiyon konusunda bilgileri nasıl? Değerlendirmeyi aldık ve sonuçları sizlerle inceliyoruz. Tansiyon probleminiz var mı dedik. Bakalım ne dediler? Evet ve hayır oranlarına bakıyoruz. Ortalama cevap verenler 30 yaş üzeri %80 kadın olan izleyicilerimizin %39.9'u bize evet cevabını, %60.1'i hayır cevabını verdi. Bilinçli ve sosyal imkanlara ulaşımı olan, kendisini takip edebilen ve konu hakkında bilgi sahibi olan olduğunu tahmin ettiğimiz insanların vermiş olduğu cevaplara bakılırsa oldukça yüksek bir oran. Peki acaba bunun böyle bir ihtimali var mı? Bilinen, evet, toplumun 1/3'ünde aşağı yukarı böyle bir seviye görebiliriz. Birazdan dünya rakamlarını da sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak bu oranı gerçekçi kılan ailesel tansiyon verileri durumları da var. Yaş ilerledikçe daha yüksek oranlarda bile neredeyse görebiliyoruz. Ve bir sonraki sorumuza geçelim. Birinci derece akrabalarınızla tansiyon probleminiz var mı dedik aynı kişilere. %39'du. Bu sefer evet diyenler %83'e çıktı. Yani ailesinde tansiyon problemi olan insanların yarısı kadarı kendisinde de tansiyon olduğunu ifade etmişti bu anketimizde. Önemli bir şey. Dolayısıyla ailenizde varsa sizde de olma ihtimali oldukça yüksek anlamına geliyor. Hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Evet. Tansiyonunuzu evde kendiniz mi ölçüyorsunuz? Bakın çok önemli bir ipucu bu. Niçin? Çünkü tansiyon ölçmeyi bilmek demek aslında kendisinin, insanın hayatını yönetebildiği anlamına geliyor. Sağlığını dikkat ettiği anlamına geliyor. Ömrüyle ilişkili olarak veya sağlığıyla ilişkili bilgileri, verileri kaydettiği ve hayatını belki de buna göre yönettiği anlamına geliyor. Tansiyon ölçmesini bilen birisi tansiyonu ölçüyordur. Tansiyonu ölçüyorsa, tansiyon ömürden 10 yıl götürüyorsa işte ömrüne ömür ekliyor anlamına geliyor. Dolayısıyla %74,5 tansiyon ölçmeyi biliyor. Umuyoruz ki bu rakam ilerleyen dönemlerde %100'e kadar çıkar. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. En son ne zaman tansiyon ölçtürdünüz? En kritik sorulardan bir tanesi bu. Burada bu hafta, geçen hafta hatırlamıyorum. En üzücü aldığım cevap da bu. %60 oranında hatırlamıyorum. Yani hatırlamıyorum, hiç ölçtürmemiş de olabilirim. Ama ölçtürmemiz gerekiyor. Bilmemiz gereken, inşallah sağlıklı yaşamı anlattığımız özel bir bölümümüz olacak. Orada da bundan bahsedeceğim ama tansiyon ölçmeyi
bir hayatımızın rutini haline getirmemiz gerekiyor. Evet, bir soru daha var. Tansiyonum düşünce. Tansiyonunuz düşünce ne yaparsınız? Tansiyonum düşünce dedik, birkaç tane soru sorduk. Ayran içiyorum, ilaç kullanıyorum, uzanıyorum. Bunlardan hangisi doğru olabilir? Toplum genelinde ayran içiyorum yorumu var. Biz bugün tansiyon düşüklüğünde neler yapılması gerekiyor, yüksekliğinde neler yapılması gerekiyor, bunu da değerli uzmanlarımıza yine programımızda soruyor olacağız. Uzanıyorum, uzanmak ama beraberinde ayakları kaldırmak neye yarayacak? Eğer sıvı alımına bağlı olarak bir tansiyon düşüklüğünüz varsa, bunu kalbinize gelen sıvıyı arttırıp vücudunuza giden kanı arttırabilmek ve bu basıncı arttırabilmek için uzanıp ayaklarınızı beraberinde kaldırmak lazım. Bayılan kişilerde yaptığımız durum bu. Tansiyonun dünya rakamları şöyle bir gelsin. Şöyle bir gelsin bakalım, bakalım, bakalım. Evet, hipertansiyon düşündüğünüzden daha yaygın. Evet, izleyicilerimizin de aşağı yukarı bizlere verdiği yanıtlar da bunu söylüyor. Ciddi sağlık riskleri oluştursa da yüksek tansiyon tipik olarak hiçbir belirti göstermeyebilir. Ama bugün gösterdiği belirtileri de yine sizlerle paylaşıyor olacağız. Bu nedenle genellikle tedavisiz de kalabiliyor. İnsanlar tansiyon hastası olduklarını bilmeyebiliyorlar. Evet, dünya çapında yetişkinlerin 3'te 1'inde, %30'unda hipertansiyon var. Ülkemizdeki rakamlar da aşağı yukarı bununla örtüşüyor. Prehipertansiyon 4'te 1. Yani inanabiliyor musunuz? Prehipertansiyon, yani tansiyona giden yoldasınız. 3'te 1'inde var. İlave olarak 4'te 1'de tansiyon hastası olacak bir grup bizi bekliyor karşımızda. Yüksek tansiyonu olan yetişkinler ve bunun farkında olmayanlar ise 5'te 1. Yani her 5 tansiyon hastasından birisi tansiyon hastası olduğunun farkında bile değil. O da ölçümde, hatırlarsanız %20 ölçmeyi bilmiyorum dedi, %20-25. İşte bu da o gruba aslında giriyor. Onlar değerlendirmiyorlar anlamına geliyor. Araştırmacılara göre hipertansiyon %7 oranında artacak. Ne zamana kadar artacak biliyor musunuz? 2030 yılına kadar. Yani önümüzdeki 7 yıl boyunca bu rakamlara bir %7 daha ilave edilecek. Hem artan insan ömrü ve uzayan insan ömrü sayesinde, ama aynı zamanda maalesef çevresel faktörler ve yaşam tarzı alışkanlıklarımızda iyileştirme yapmadığımız için durum böyle ve devam ediyoruz. Evet, kalp krizinin, ilk kalp krizlerinin 10'da 7'sinin sebebi hipertansiyon. İlk inmelerin, yani beyin kan dolaşımı ile ilişkili problemlerin ise görüyorsunuz 10'da 8'i yine hipertansiyonla ilişkili. Yüksek basınç beyin kanamalarına sebep olabildiğini biliyoruz. Ama kalp krizine sebep olan faktör, yani damar içi problemlerin aslında beyin damarlarında da şah damarlarında da olabildiği ve bu hipertansiyon sayesinde zaman içerisinde oluşabilecek herhangi bir boyun bölgesinde, şah damarı bölgesinde oluşabilecek bir plak rüptürü yine inmeye, yani felce de sebebiyet verebilir. Kısacası bunların tamamına, hem felce hem beyin kanamasına temel olarak inme diyoruz ve İlk inmelerinde 10'da 8'inin tansiyon kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz. Ve kronik kalp yetmezliği vakalarının da 10'da 7'si hipertansiyonla ilişkili. Peki, tansiyon sizce insan ömründen ne kadar götürebilir? Değerli izleyenlerimize sorduk. Sonra konuğumuzla birlikte burada programımıza devam ediyor olacağız. Tansiyon ömrü kısaltır mı? Tabii ki kısaltır. Ani derecede öldürür ve ömrü kısalttığını biliyorum. Tansiyon ömrü kısaltır çünkü bağlı bulunduğu şeker hastalığı olabilir vesaire olabilir. O da insan ömrünü ciddi etkileyen hastalıklar oluyor. Evet, tansiyon ömrü kısaltır. Özellikle hipertansiyon ömrü kısaltır. Ya damarlara zarar vermesi açısından kısaltabileceğini düşünüyorum. Evet, bir kere hayat kalitesini çok etkiliyor. Yani zaman zaman unutkanlığa ya da gün içerisinde sıkıntılara yol açıyor. Onun dışında tabii ömrü kısaltır çünkü damarları çok zorluyor. Kesinlikle kısaltır. Kalp sağlığına olumsuz etkiler, ömrü de kısaltır. Evet, hipertansiyonu konuşmaya devam ediyoruz. Stüdyoda konuğum, çok değerli hocam, kardiyoloji uzmanı, uzman doktor Çiğdem Koca bizlerle birlikte. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi tansiyonu konuşuyoruz, hipertansiyonu aslında konuşuyoruz ama tansiyonun bir defa normal değerlerini bilmek lazım. Yani ben herkese sayılarınızı bilin, bunların da başına tansiyon geliyor diyorum.
hayat için önemli olduğunun vurgusunu yapıyorum ve yapılan bölgesel araştırmalarda gerçekten tansiyon, kontrolsüz tansiyonun insan ömründen 10 yıla kadar çalabildiğini görüyoruz. Bu hayatı belki de en fazla sınırlayan durumlardan bir tanesi. Çünkü iş işten geçmeden haberimiz olmuyor. Madem öyle, madem ölçün diyoruz, ölçtüklerini ne görmeleri lazım? Aslında evet, ölçmeden bir fikrimiz olmadığı için, pek şikayetimiz olmadığından biz fark etmeden yıllar içinde bize hasar vermiş oluyor. Bazen çok geç oluyor geri döndüğümüzde. Tansiyonumuz tek bir değerde değil, aslında bir aralıkta, ama ortalamamızın 120-80 olması çok klasik. Hepimizin bildiği gibi doğal değer olan, iyi olan değerimiz. Ama 140-90'ın üzerine sıklıkla ölçüyorsak mutlaka yardım almamız gerekiyor. Hani öfkelendiğimizde, üzüldüğümüzde olan nadir yükselişler değil ama sakinken, herhangi bir stresimiz olmadığında ölçtüğümüz tansiyon 140-90'ın üzerindeyse mutlaka bir hekim görmemiz gerekiyor. Evet, peki düşük demek için bir şeyimiz var mı? Aslında çok net bir sınırımız yok düşük demek için. Çünkü hani özellikle genç hanımların tansiyonu biraz daha düşük ölçüyoruz. Hani 9-6 benim normalim diyen hanımlar var, bu doğru. Çok böyle hani şurası çok düşüktür, müdahaledir değil. Ama daha çok yüksek bizi çok korkutuyor. Ve tansiyon ölçme alışkanlığımız çok yok, fikrimiz yok. Bu hani biraz kilo almak gibi. Üzerinizden başınızdan anlayabilirsiniz hani başınız ağrıyor vesaire. Ama ölçmeden bilemezsiniz. Onun için yüksek biraz daha tehlikeli. Düşüğün çok uzun vadede bize bir sorunu yok. Ama yüksek sizin de dediğiniz gibi 10 yıl içinde hayatımızı kaybetmemizi, felç geçirmemizi, belki bir kalp kriziyle karşılaşmamıza neden olabiliyor. Onun için kontrol edilmesi çok önemli. Evet, peki tansiyon ölçmek için en ideal zamanlar ne zamanlar? Ne yapmamız lazım? Yani çay içerken, kahve içerken, yemek yerken tansiyon ölçtürülür mü? Sohbet ederken işte bir, ya evladım bir tansiyonumu ölç, burada da sohbete devam ediyorsunuz. Korku filmi izlerken olur mu? Yani veya koştunuz, geldiniz, spor yaptınız, tansiyonunuzu ölçtürebilir misiniz? Gibi. Ve bunun bir sınırları olması lazım diye tahmin ediyorum. Çok doğru söylüyorsunuz. Aslında bunun bir sınırları var. Bu söylediklerinizin hepsi çok ekstra durumlar. Aslında mümkün olduğu kadar sakin diyoruz. Çay kahve yok ya da konuşma yok. Çay kahve içtiyseniz ya da sohbet ettiyseniz, hareket ettiniz, evde bile basit hareketler, bir 15 dakika istirahat etmeniz. Oturarak, ayakta, yatarak. Oturarak. Özellikle yatmaya gerek yok ama oturarak istirahat etmeniz. Üzerinize çok sıkı kıyafetler olmaması. Hani kolunuzu sıkan. Çok böyle karnınız inanılmaz tok, yemekten sonraki 1-2 saat içerisinde olmamanız. Aç olmanızı da çok tercih etmiyoruz. Ekstra stresli bir durumda olmamak, çok yoğun bir eforun arkasında olmaması. Hani bunlar önemli. Aslında normal, sakin. Hani kendinize evde televizyon izlerken, şu an mesela ekran başında gayet sakinken ölçtüğünüz tansiyon aslında bir fikir verecek. Şimdi sizinkini de göreceğiz. Evet, oldukça yüksek bir tansiyon. Şimdi uygun ölçmedik diyelim. Uygun ölçmedik yani televizyon programındayız. Şimdi birazdan rakamı göstereceğim ama oldukça yüksek olduğunu kabul ediyorum. 170-80. Oo. Evet. Şimdi normalde ben ne zaman dinlenik vaziyette ölçsem 110-120 bandında çıkıyor. Ancak insan stresli olduğunda, aktif olduğunda yüksek olabilir. Ayakta ölçüyorum. İdeal koşullar yok. Çok doğru ölçtüğünü düşünmüyorum ama bu gibi durumlarda da anlık olarak yükselebilir mi böyle? Yükselebilir. Eğer bu istirahatle bir 10-15 dakika sonra tekrar ölçtüğümüzde, siz istirahat edebildiğinizde normale dönüyorsa, bu anın gerektirdiği bir o yoğun efora cevabı gibi düşünebiliriz. Ama istirahat ettiğimizde de hala yüksek izliyoruz ya da yarın sabah uyandınız çok rahat bir koşulda yine böyle bir değer bulduysanız, özellikle 140-90'ın üzeri hani sınır o, o zaman mutlaka bir tekrar takip etmemiz gerekiyor. Evet, o yüzden ben tansiyon günlüğü evet, önemli diyorum. Yani önemli. Biz tansiyon tanısını koyabilmemiz için aslında böyle aralıklı ölçümler değil ama benim hep tavsiye ettiğim bir şey var. Sabahleyin yataktan kalkıyorsan, yani kalkmadan önce, hatta gözlerinizi açtığınızda kumidin üzerinden tansiyon aletinizi alın. Bir uyandığınız esnadaki tansiyonu ölçün. Gün içerisinde istirahat halindeyken, yani oturuyorken, böyle işte çay kahveden uzak kaldığınız bir anda öğlen saatlerinde bir tane ölçün. Akşamleyin yemeğinizi yediniz, üzerinden bir saat, bir buçuk saat geçti, çocuklarınızla birlikte işte oturduğunuz televizyon seyrediyorsunuz filan, o esnada bir ölçün diyorum. Hı hı. Ama aralıklarda kendinizi kötü hissettiğinizde de ara ölçümler yapıp bunun notunu alabilirsiniz. Ama bunu bir hafta en azından ölçmeden bir noktaya varmak çok doğru değil. Çok herhalde. Çok haklısınız. Çünkü hani sürekli değişen bir değer olduğu için bir ortalama almaya çalışıyoruz. Ne kadar çok ölçüm tekrarlanırsa o kadar sağlıklı bir ortalama oluyor. Diğer alternatif bize geldiklerinde hani ikisi bizim için aynı değerde, biz bir tansiyon holter takıyoruz. Yani bunu artık
çok fazla hasta aşina, yıllardır daha çok kullanıyoruz. O da küçük bir çanta halinde yanınızda taşıdığınız bir tansiyon aleti. 24 saat sürekli ölçüm yapıyor. Siz de evde bize böyle aynı dediğiniz gibi gün içinde 2 veya 3 defa ideal koşullarda tansiyonunuzu ölçüp bir çizelge tutarsanız ona baktığımızda bir ortalama hakkında fikir alıyoruz. Bu tansiyon hastaları için de önemli. Kontrole çağırırken genelde böyle bir ölçüm yapın diyoruz, kontrol edebildik mi diye. Tansiyonun tek değeri değil, aynı dediğiniz gibi çoklu değerleri ve bunun bir takibi bizim için daha kıymetli. Kol fark eder mi? Şöyle, iki kol arasında muhakkak fark olur. Büyükte ve küçükte iki birime kadar diyelim. İşte biri 12, öbürü 13-14'e kadar olabilir. Yüksek olan koldan devam etmek lazım. İki kolunuz arasında fark varsa. Evet, demin yanlış ölçtüğümü tahmin ettim zaten. 145'e 79, bu da bu eforda normal kabul edilen bir evet, şey. Dinlenemediniz çünkü. Hani evet. Demek ki düşebiliyor hakikaten. Aynen. Evet, şimdi fiziksel aktivite, kilo, fazla gıda tüketimi, yeterli işte veya tuz tüketimi, tütün mamullerinin kullanılması ve işte yetersiz diğer mineraller alımı işte tansiyona sebep gibi. Ama bunları yönettiğiniz zaman çok ilginç rakamlar ortaya çıkıyor. Kilo vermek yaklaşık 10 milimetre civaya kadar azaltma tansiyonu da gösterebiliyor. Hatta her 5 kiloda neredeyse buna yakın bir değerde fayda sağlayabildiğiniz gösteriliyor. Diğer taraftan tuz alımı azaltıldığında yine 1 ila 4 milimetre civa azalabiliyor. Egzersizlerle yine 10 milimetreye kadar azaltılabiliyor. Stres yönetimiyle yine bunun yarısı kadar keza aynı şekilde azaltılabiliyor. Buradan ben şunu anlıyorum. Yani bir insan hipertansiyon veya prehipertansiyon dediğimiz oturmuş bir tansiyon hastalığı yoksa ama bunun başlangıcındaysa veya birinci evrede filansa o zaman hayat tarzı modifikasyonuyla belki ilaç vesaire gerek kalmadan bu işi normale getirecek. Kesinlikle öyle. İşi başında yakaladığında. Bu dediğiniz gibi prehipertansiyonu 140'lara ulaşmamış ama hani o 120'nin üzerindeki hastalarda ilk önce birlikte bir hayat tarzı değiştirmeyi deniyoruz. Ama tabii burada hastanın isteği, ona devam edebilmesi çok önemli. Başta herkes çok heyecanlı oluyor ama bunlar çok basit değişiklikler, hepimizin yapması gerekenler. Hani bu alışkanlıkları oturtmak çok kıymetli. Öyle olursa çok uzun yıllar ilaç kullanmadan tansiyon yönetilebilir ve o bahsettiğimiz ölüm, felç gibi risklerden bertaraf olabilirsiniz. Sadece bu önlemlerle ilaçsız. Gerçekten öyle. Şimdi değerli izleyenlerimizden sorularımız var. Onları da bir alalım. Hocamla cevaplayalım. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Tansiyonum çok yüksek. Doktor bana 3 tane ilaç verdi. Akşamları baş dönmelerimin sebepleri bunlar olabilir mi? Evet, ilacı fazla geliyor olabilir mi acaba? Tansiyon yönetimi de bu karşınıza çıkan bir durum mu? Karşımıza çıkan bir durum gerçekten olabiliyor. Böyle olursa bunu da yine evde bir takip veya bizim bir tansiyon monitörümüzle takip ediyoruz. Bazen o aralıklı değerleri özellikle otururken iyi ama ayağa kalktığında hafif bir baş dönmesi ilacın fazla geldiğini düşündürebilen bir şey. Yine böyle bir baş dönmesi var, halsiz hissediyorsa hakikaten tansiyon değerleri düşmüş olabilir. Fakat şu da var, çok uzun yıllar diyelim tansiyon 16'larda ve bilmiyordu. Biz ilk kez tanı koyduk, düşürdük. O oturana kadar, yani ilk 1-2 hafta bu tür şikayetler... Alışana kadar vücudu. Evet, olabiliyor. Çünkü artık hani normal 12-8 iken onun normali 16'lara gelmiş. Biz onu indirdiğimizde hani sarsıcı bir etki yapıyor. Eğer 1-2 haftanın üzerinde devam ediyorsa mutlaka bir tansiyon günlüğü tutmak lazım. Peki, şimdi sırada ikinci sorumuz var. Bakalım ne sormuş değerli izleyicimiz. Tansiyonumuz düştüğünde tuz ayran içiyoruz. Bunun yerine başka bir şey içsek fayda eder mi? Tansiyonumuz düştüğünde tuzlu ayran içiyoruz. Bunun yerine başka bir şey içsek fayda eder mi? Çok tuzlu ayran içiyoruz gerçekten. Aslında tuzlu ayran içmesek daha iyi olur. Çünkü tansiyon hastalığı olmayan bir bireyde vücuda tuzdan da kurtulmaya çalışacak fazla geldiği için. Sonra tansiyonu daha da düşürecek su ve tuzu atarken. Dolayısıyla orada daha çok sıvı gıdaları almak. Hani maden suyu bir alternatif olabilir, normal su bir alternatif olabilir. Hani bunları tüketmek biraz daha mantıklı, biraz istirahat etmek. Çünkü tuzun daha uzun dönemde tansiyon hastalığınız yoksa tansiyon çıkarıcı değil. Tekrar düşürme riski var. Tuzlu ayrandan ziyade böyle çiğ sebze meyve tüketmek, biraz orada suyunuzu arttırmak, belki maden suyu, meyve suyu, ayran gibi bir şeyle devam etmek, çok ekstra tuzlu olmasa da daha iyi olur ve istirahat. Evet, bir sorumuz daha var, o da geliyor. Merhaba hocam, iyi yayınlar. Senede 2 kere tansiyonum çok yükseliyor. Acaba mevsimsel midir? Sebebini öğrenebilir miyim? En kritik soru bence bu. Evet. Hocam bu yani çevremde çözemediğim problem. Hocam ben tansiyon ilacı kullanıyorum. Tansiyonum normal.
Bir telefon açıyor, tansiyonum 14'e 9. Bir daha telefon açıyor, tansiyonum 15 oldu. Ya tansiyon ilacı kullanıyorum, ne yapayım? Dil altı bugün kullan. Ne kadar? Bir hafta gitti. Bir hafta sonra telefon açıyor. Hocam benim tansiyonum normale geldi. Aynı problem evde. Annem de babam da hipertansiyon hastası. Onlar da senede böyle bir defa, iki defa mevsim geçişlerinde mi oluyor? Ne oluyorsa anlamıyorum. Ne oluyor da bir anda bu anormallikler karşımıza çıkıyor? Mevsim etkiliyor. Çok fark etmeden diyette biraz kaçaklar oluyor. İşte birileri gelmiş gitmiş oluyor. Tuzsuz yemeğe özeninizi kaybedebiliyorsunuz. Bazen ilaç bir iki tanesi unutulmuş olabiliyor. Bazen de daha stresli dönemler oluyor. Hani o işte düğünler oluyor, telaşlar oluyor, cenazeler oluyor. O dönemlerde böyle kısa süreli bozukluk görüyoruz. Ama hani uzun vadede biz bunun hep hani felce yol açmasını, ölüme yol açmasını engellediğimiz için çok kısa süreli bir haftalık yükselişler aslında toplam riskimizi arttırmıyor. Normalimiz iyiyse güzel ama bir sıkıntımız, şikayetimiz varsa ilaç dozumuzu iki katına çıkarmak, arada dil altı almak geçici sürece de yapılabilir. Ama yine de yüksek seyrediyorsa o zaman ilaç değişikliğine ihtiyacımız olabilir. O vakit mutlaka bir başvurmak lazım. Evet, peki tansiyon yani tedavisi altındaki bir kişi. Tansiyon bu arada tedavi edilebilen bir hastalık değil. Doğru mu? Devam eden bir hastalık. Devam eden yani. Bir hastalık. Yani tansiyon ilacını alıyorsunuz, tansiyonunuz normal oluyor. Almıyorsunuz, tansiyonunuz yüksek oluyor. Ne oluyor da insan hayatının bir noktasında tansiyon o noktaya geliyor? Onu o noktaya getiren bir sebep var mı? Net bir sebep var mı en azından? Çok kesin bir sebep yok. Diyoruz ki genetik yatkınlık var, çevresel faktörler birleşiyor, onun için yaşıyoruz. Burada aslında olan vücudumuz tansiyonu yükseliş ve çıkışlarında hani kabaca 13.8 dediğimiz bir çizgide tutmalı. Tansiyon hastalarında vücut yanlışlıkla onu sürekli biraz daha yukarı getiriyor. Sürekli 14-15 çizgisine getiriyor. O temelin ayarlanması sıkıntılı olduğu için onu aşağı çeken ilaçlar. Hani dediğiniz gibi iyileşmeyen bir şey. Çünkü hastalarda bir diğer gördüğümüz sık sorunda tansiyon ilacımı içtim düştü. Tamam o zaman hani buraya kadardı herhalde diye devam etmemek. Ama vücudun o ayarında net bilmediğimiz bir nedenle bir bozukluk var. Onu sürekli yukarı çıkarmaya çalışacak. Biz de onun için mecburen sürekli bir ilaçla onu hep aşağıda tutmaya çalışacağız. Evet, peki tansiyonu düşürmek için ne yapabiliriz? Anladığımız kadarıyla ilaç burada en önemli etken, ajanımız. Evet. Prehipertansiyon durumunda yani tansiyona giden yolda bir başlangıç durumunuz varsa hayat tarzı modifikasyonu işe yarar. Ama ilaç kullanan birisi bu hayat tarzı modifikasyonu da yapsın mı? Yapsın. Sağlıklı beslensin mi? Egzersiz yapsın mı? Yapsın mı? Yapsın mı? Mutlaka, çünkü ilaç kullandığınız vakit hani örneğin tuzu arttırdınız, ilacın etkisini bertaraf edersiniz. Mutlaka hayat tarzı, tansiyon konuşulmaya başladığı anda bu hayat tarzı değişiklikleri başlayacak. Eğer onunla toparlayamıyorsak üzerine bir de ilaç eklemiş gibi olacağız. Ama ondan sonraki hayatınızı artık buna uyarak geçirmek durumundasınız. Evet, egzersiz. Haftada 3-5 kez yarım saat veya daha fazla orta düzeyde egzersiz yapmak yüksek tansiyonunuzu azaltabilir. Fena da rakamlar değil gibi. Diyet yapmak, DEŞ diyeti kullanan çalışma katılımcılarının %'si kan basıncını düşürdü diyoruz. Yani eğer beslenme planınızı düzgün bir şekilde yönetirseniz yeni tarzlardan bir tanesini birazdan bahsedeceğiz bu plandan da. Tansiyonunuzda yani bundan fayda gören %80'ine yakın bir insan grubu var. Dolayısıyla beslenme, spor ve ilaç yönetimi bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet değerli izleyenler, sözümüz, mikrofonumuz yine sizlerde. Bakalım tansiyonun düşürücü egzersizlerle ilgili yorumunuz ne olacak? İzliyoruz, sonrasında burada olacağım. Tansiyon hastalıklarından korunmak için neler yapıyorsunuz? Sinir, stresten uzak duracaksınız ve unlu mamuları çok fazla tüketmeyeceksiniz. Spor yapıyorum. Doğal beslenmeye çalışıyorum. Yedikleri içtiklerime dikkat ediyorum. Tuzsuz yemeye çalışıyorum daha çok. Bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Sağlıklı besleniyorum. Egzersiz yapıyorum, yürüyüş yapıyorum. Yürümeye çalışıyorum, hareket etmeye çalışıyorum. Bunun dışında yağı daha az tüketmeye çalışıyorum. Aynı zamanda şekeri bırakmaya çalışıyorum. Egzersiz yapmak tansiyona iyi gelir mi? Kesinlikle iyi gelir. Düzenli sporun tansiyona ve diğer hastalıklara çok iyi geldiğini biliyoruz. İyi gelir tabii ki. Tansiyonun düzenli olmasına fayda verir. Gelir diye düşünüyorum. Tabii kalbi güçlendirdiği için tansiyona kesinlikle faydalı. Evet, elimdeki bu stres topu aslında yersiz değil. Gerçekten önemli bir örnek. Şimdi
Geçtiğimiz herhalde öyle tahmin ediyorum 5-6 sene önce Amerikan Kalp Derneği, AHA dediğimiz bizim bugün Avrupa kılavuzlarını takip ettiğimiz derneğin Amerika versiyonu. İşte tedavi kılavuzları, koruma kılavuzları vesaire yayınlıyor. Ama aynı zamanda çok önemli araştırma dergileri de var. Kalp sağlığı ile ilgili birçok literatüründe yayınlandığı ana kaynaklardan ve önemli kaynaklardan bir tanesi. Şimdi zamanında bursiyerliğini de yaptım bu arada. 2011-2012 yıllarında o yurt dışında çalıştığım dönemlerde bir araştırma ödülü almıştım. O zaman çok meraklıydım tabii, okuyordum daha çok literatür kaynaklarında yeni güncel böyle alternatif çözümleri. Birkaç arkadaş bir araya geliyor. Tansiyonu düşürecek önemli olabilecek veya önemli bir şekilde etki gösterebilecek işte bazı şeyler araştırıyorlar. Bu araştırmada demişler ki biz öyle bir hareket yapalım ki o anda tansiyonumuzu düşürmeye yardımcı olsun. İşte sonunda bu stres topunu buluyorlar. Peki nasıl kullanacaktı? İşte bakıyorlar, alıyorlar ellerine, denekleri var. Alıyorlar, sıkıyorlar 10 kere sıkmış, bakmış yok. Pek bir faydası yok yani, yani bunu egzersiz yaptım, çok bir anlamı yok. Peki işte aldım, bir saniye tuttum, bıraktım. Aldım, bir saniye tuttum, bıraktım. Yine çok bir etki fazla görememişler. En sonunda bir hareket deniyorlar ve bu ellerini kaldırıyorlar. Tam 90 derece. Sağ ellerinin avuçlarının içerisine stres topunu alıyorlar. Ve tam olarak bu avucun içinde sıkışacak kadar kuvvetli bir şekilde sıkıştırıyorlar. Aynen şu hareket. Tam bu şekilde bir dakika bekliyorlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vesaire bir dakika bekliyorlar. Sonunda avuçların içerisinden bunu bırakmadan bu egzersizi birkaç tekrarla yapmayı da tavsiye ediyorlar ama tek seferinde bile anlamlı fark olabildiğini göstermişler. Bu ellerin yumruğunu açıyorlar. Lütfen ekran başında değerli izleyenler siz de bunu şu anda evde yapın. Açıyorlar. Anında açtıklarında adeta buradan aşağıya kan süzülür gibi bir elektrik akım meydana geliyor. Sonra bir bakmışlar ki burada aslında damarlarda bir anda oluşan refleks geriye doğru adeta refleks yayılma hareketiyle kalbe kadar gidebiliyor ve damarlarda bir genişlemeye sebebiyet veriyor. Ne kadar mı? Yaklaşık tansiyonu 1 puana yakın düşürebiliyor. 1 derken 1 milimetre civa değil, 10 milimetre civa. Dolayısıyla önemli bir bilgiydi. Ancak sadece bu değil. Bunun dışında neler yapabiliriz? Tansiyonumuzu dengeleyince egzersizler de yapabiliriz. Hatta uzun vadeli ve kısa vadeli çözümler de var. Çünkü unutmayın ki kalbinizi veya damarlarınızı da egzersiz yaparken beraberinde egzersiz yaparsanız damarların o elastikiyetini korumasını sağlarsınız. Bir, yaşlandığınızda damar sertliğine daha geç yakalanırsınız. Ama ikincisi damar elastikiyeti sağlandığında damarların sıkışıp kalmasını ve tansiyonun yüksek olmasını engellersiniz diyebilirim. Dolayısıyla damarlar kendileri de gevşemeyi bilecekler. Selahattin Demir Bey bizlerle birlikte antrenörümüz ve aynı zamanda medikal egzersiz uzmanı, nasılsın? Sağ olun hocam, siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Hipertansiyon için veya hipertansiyonu da önlemek için nasıl egzersizler yapabiliriz? Hipertansif hastalar stres ve kaygıyla baş başa yaşıyorlar adeta. Çünkü sürekli günün 24 saatinde bir stres, kortizol, adrenal bunlarla birlikte yaşıyorlar. Bunlara egzersiz yaparken önce ilk temelimiz aslında nefes egzersizleri. Bizim solunum fonksiyonlarını geri kazanmamız gerekiyor. Bunları nasıl yapabiliriz? Çok daha basit, evde yapılabilecek birkaç tane egzersiz modelimiz var. Bizim mottomuz bir birimlik iş yapıp üç birimlik fayda almak aslında. Öncelikle isterseniz ben size göstereyim. Sağ Tabii. elimi göğsüme koyuyorum, sol elimi karnıma koyuyorum. Buradaki temel prensibimiz nefesi önce karından alıp sonra yavaşça vermek. Bunu 4 saniye alır şekliyle, 4 saniye verir şekliyle yapmak istiyorum. Uyuruz burada, ben sana diyeyim. Evet, aslında o kadar rahatlatır adamı. Temel olarak istediğimizde bu. Tansiyonunuzu düşürmemiz lazım. Çünkü egzersize başladığımızda 5 ila 7 milimetre civa zaten tansiyonumuz artacak. Bu yüzden burada önce bir rahatlamaya ihtiyacımız var. İsterseniz başlayalım. Evet. Derin bir nefesle başlıyoruz. Önce karnım şişiyor. 4 saniye aldım. Sonra yavaşça nefesimi veriyorum. Tekrar 4 saniye boyunca nefesimi alıyorum. Tekrar veriyorum. Burada dikkat edilmesi gereken, eğer önce göğsünüz şişiyorsa burada bir hata var demektir. Önce karnımızın şişmesi gerekiyor. Bunu 1 dakika yaptıktan sonra
tekrar bir dakika hiçbir şey yapmadan dinleniyoruz. Burada artık birazcık daha toparlanma evresine geçiyoruz. Ardından isterseniz sizi mata doğru alalım. Evet, şimdi sadece bu değil. Nefes egzersizleri aynı zamanda kalbe dönen kanı da arttırıyor. Evet. Kalbe diyelim ki çarpıntınız var. Diyelim ki işte kalbiniz çok hızlı bir şekilde atıyor. Kalbe dönen kanı arttırdığı zaman, yani bir defa akciğerleri şişirdiniz. Kalbe ne yaptı? Kan adeta aktı. O gelen kan hacim artışıyla birlikte bir defa kalbe diyor ki doldum. Dolduğu zaman ritminizi de yavaşlatıyor. Ritmi düşürmenin belki de en önemli yöntemlerinden bir tanesi bu. Sadece ritmi düşürmüyor. Aynı zamanda o relaksasyon, o gevşeme, tansiyona da orada olumlu etki başlıyor. Dolayısıyla egzersize rahatlamış bir şekilde giriyorsunuz. Kesinlikle. Ne yapacağız şimdi? Buyurun hocam, gelin. İlk olarak kneeling pozisyonu dediğimiz dizüstü pozisyonunda egzersize başlıyoruz. Ya beni burada diz çöktürmeyen daha egzersize... Evet, dizüstü pozisyona evet. Geçiyorum. İlk hareketimiz, sağ ayağımı ileri doğru alıyorum. Dizimi hafif ileri doğru çekip sol kolumu yukarı doğru kaldırıyorum. Burada kalça fleksörleri dediğimiz psoas kasımız, esnetüs, bu stresle doğrudan alakalıdır ve stresli olan insanları rahatlatmak için kullanılır. Sonra tekrar geriye geliyorum. Burada nefesimi asla hızlandırmıyorum. Tekrar sol bacak geliyor. İleri doğru gittim. Sağ kolum yukarı doğru geliyor. Derin bir nefes alıyorum. Burada kendimi çok fazla sıkmıyorum ve asla nefes tutmuyorum. Bu gibi durumlarda özellikle hipertansif bireylerde nefes tutma ani bayılmalara neden oluyor. Bu bizim için temel öncelik. Evet. Bunu yaptıktan nefes sonra... Nefes tutmayacağız, nefesimizi bozmayacağız. Esneme tipi egzersizler tansiyonunuzu uzun vadede düşürebildiği gösterilmiş yegane egzersizlerdir. Kesinlikle. Bu sefer işin içine kalçamızı dahil etmeliyiz. Neden? Çünkü en büyük bizi koruyan mekanizma kalça kaslarımız. Şimdi ayağımızı sağ tarafa doğru alıyoruz. Sağ tarafa doğru aldığımızda bu sefer dizimizi yana doğru getirip sağ kolumu yere doğru getiriyorum. Sol kolumu yukarı doğru kaldırıyorum. Burada boynum da kolumu takip ediyor. Derin bir nefes aldım. Yavaşça geriye geliyorum. Tekrar, adeta, tekrar sağdan. Yoga günaydın pozu gibi oldu. Evet, aslında öyle. Derin bir nefes aldım. Tekrar geliyorum. İki tane buraya yaptım ve hemen ayağımı değiştiriyorum. Geldik buraya. Önce dizimi ittim. Sol kolum yere doğru geldi. Kolunuzu içeri doğru alın lütfen. Kolumu kaldırdım. Derin bir nefes alıyorum. Burada omurganın biz torasik alanını mobil hale getiriyoruz. Bu akciğerlere doğrudan bağlantılıdır ve kişiyi rahatlatmaya başlar. Bizim için en temel mekanizma budur. Ardından en önemli dediğimiz, aslında hipertansif bireylerde doğrudan önerdiğimiz hareket. Topuklar birleşik, dizler dışarı doğru, ellerimiz burada. Sağ kolumu enseme doğru getiriyorum. Derin bir nefes alarak sağ tarafa doğru dönüş sağlıyorum. Bunu mutlaka yavaş yapmalıyız. Hızlı yaptığımızda ani dönüşler tansiyonumuzda oynamalara neden olur. Tekrar aşağı geliyorum. Burada nefes verdim. Nefes alıyorum. Açarken nefes alıyoruz. Kesinlikle. Verirken nefes veriyoruz. Açarken nefes alıyorum. Kapatıyorum. Nefesimi veriyorum. Kesinlikle. Kapanırken küçültüyorum adeta. Aynen. Ardından sol tarafa geçiyorum. Bunlar tamamıyla omurgamızın o torasik alan dediği, yani mobil olmasını en çok beklediğimiz alanı bizim için aslında hazırlıyor. Uzun vadede bize çok ciddi faydalar sağlıyor. Ardından sırt üstü yatıyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken, hareketler esnasında çok hızlı geçişler yapmamalıyız. Hızlı geçişler ani oynamaları neden olduğu için kişilerde rahatsızlık hissi yaratıyor. Evet. Dizlerimiz hafif bükülü. Derin bir nefes alıyorum, karnımı şişirdim. Nefesimi verirken kürek kemiklerim yerden kalkacak şekilde yukarı kalkıyorum. Sadece kürek kemiklerim kalktı. Burada nefesi verdim. Tekrar geriye doğru geliyorum. Yerde nefes alıyorum, karnım şişiyor. Nefes verirken kürek kemiklerim yukarı çıkacak kadar geliyorum. Evet, burası bizim için çok önemli. Buradan sonrası bizim için risk teşkil eder. Tekrar geriye doğru geliyorum. Kollarınızı lütfen yana doğru açın. Bu bizim için temel mekanizma. Çünkü göğsün ALL bağları en hızlı kısalan bağlardır. Nefesi burnunuzda alın, karnınızı şişirin lütfen. Nefesi akciğerin 3. zonalının en alt kısmına doğru taşıyoruz. Burada kişiyi rahatlatıyoruz. Çünkü tansiyon egzersizde yükselmişti zaten. Ardından tekrar veriyoruz. Bunu 1 dakika boyunca yapıp antrenmanımızı sonlandırıyoruz. Yavaşça, evet, işte aradığımız bu. Burada kostallar, yani akciğerimizin bağlı bulunduğu kostallar da açılıyor ve daha rahat bir şekilde nefesi taşımış oluyoruz. Kişiyi daha da rahatlatmış oluyoruz. Antrenmanı bitirdikten 15 dakika sonra tansiyonumuzu tekrar ölçmemiz gerekiyor. Bu bizim için temel öncelik. Yine antrenmanın başında 15 dakika önce tansiyonumuzu yine ölçmeyiz. Bizim için
140'a 90 olan bir tansiyon egzersiz için uygun değildir. Biz bu noktada kişiyi egzersiz yaptırmıyoruz. Kişiyi mutlaka sakinleştirmek, kişiyi önce bir dinlenme moduna getirmemiz gerekiyor. Nefesi tercih etmemizin temel sebebi budur aslında. Evet, tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birazdan tansiyonda beslenmeyle konuşmaya devam edeceğiz. Ama önce tansiyonunuz düşerse veya çıkarsa evde ne gibi önlemler aldığınızı sizden dinleyelim. Sonrasında konuklarımla burada olacağım. Tansiyonunuz düşerse veya tansiyonunuz yükselirse ne yaparsınız? Bugüne kadar böyle bir şey gelmedi başıma ama tansiyonumuz yükseldiği zaman işte sarımsaklı yoğurt, tuz iyi geliyor. Evde bildiğimiz yöntemleri uyguluyoruz. İşte limonlu su içme veya işte sarımsaklı yoğurt yeme gibi. Onun dışında ama aşırı tansiyon durumlarında mutlaka doktorumuza geliyoruz. Tansiyonum düşerse otururum. Oturarak biraz dinlenirim. Biraz bir şeyler, su, sıvı almaya çalışırım. Ayran, biraz hafif bir tuzlu ayran almaya çalışırım tansiyonum düşerse. Yükselirse de yine orada istirahate otururuk, istirahat etmeye çalışırım. Daha sonra da bir en yakın bir sağlık kuruluşuna başvurmak isterim. Tansiyonum düşerse eğer bir şeyler yerim ya da içerim. Bu tansiyonu birazcık düzenliyor. Yükselirse de benim bildiğim kadarıyla tuzlu ayran düşerseydi, yükselirse limonlu su diyebiliyorum. Hayatın ritmi. Evet, hipertansiyonu enine boyuna ele alacağımızı başta söylemiştim. Beslenme de bunda önemli bir faktör. Tabii ki işte tuzsuz beslenin, şundan birazcık daha zengin beslenin falan diyoruz. Ancak bununla mücadele için adeta bir diyet geliştirildi. Nedir o? DEŞ diyeti. Yani ne olduğunu birazdan değerli konuğum, sevgili Ayşenur Servet, uzman diyetisyen arkadaşımız programımızın daimi konuklarından bizlere anlatıyor olacak. Ama önümde hemen birkaç madde var. Bir defa limon suyu sıksam içsem mi, sarımsak yesem mi, bunlar tansiyonumu düşürür mü? Düşürür. Limon uzun vadede etkili. Öyle kısa vadede sıktım içtim olmaz. Limonun yerine kısa vadede içecekseniz pancar suyunun daha etkili olduğunu söyleyebilirim. Nar suyu, ayran vesaire, bunlar hep tansiyon regülasyonunda önemli. Niye ayran ve yoğurt var burada? Ayran, tuzlu ayran tansiyon düştüğünde içiyorsunuz değil mi? Peki ayranı veya yoğurtu biz aslında niye tüketiyoruz? Bir, fermente gıdalar vücudumuzdaki şeker yükünü dengeleyebilmek adına, bağırsaklarımız adına önemli ama aynı zamanda iyi bir kalsiyum deposu. Peki muz niye var burada? Muzun önemi magnezyum, potasyum. Özellikle potasyumdan zengin. Potasyum varsa tuzu vücudumuzdan atıyorsunuz vesaire gibi şeyleri şöyle hızlıca bahsedeyim dedim ama bizim için asıl bugün önemli olan bunları bireysel olarak konuşmak değil. DEŞ diyetini konuşmak. Evet, nedir bu DEŞ diyeti? DEŞ diyeti aslında kısaca yağı ve tuzu azaltılmış lif, posa, sebze, meyve ve tam tahıl açısından zengin bir diyet. Açıklaması ne bunun? Dietary approach to stop hypertension, yani hipertansiyonu durdurmak için beslenme diyetsel yaklaşım, beslenme, evet. Beslenme yaklaşımı. Evet. Nasıl oluyor? Şimdi burada rengarenk masa, yeşillikler var. Kalsiyum, magnezyum açısından zengin oluyor. Hani yeşillikleri mutlaka ekliyoruz beslenmemize. Burada kereviz var. Bu bizim için çok önemli. Tam da mevsimi geldi artık kerevizin. Fitalit dediğimiz bir maddeden zengin ve bu da yine kan basıncını dengelemeye yardımcı oluyor. Onun dışında yağlı tohum. Çok severim bu arada. Evet. Ben en çok neyi seviyorsunuz? Kerevizi. Portakallı. Portakallı ve ayvalı. Ben ikisini birlikte. Ayvalı işte. Ayvalı, yani. Portakallı kereviz. Bu arada kereviz nerede en çok var ve en güzel kerevizler nerede oluyor? Bence Sakarya, Pamukova, Geyve vesaire o bölgede oluyor. Ayvanın da cenneti orası. Kerevizin de bence cenneti orası. Ama ikisini beraber hiç denememiştim. Tadacağım. Evet. Oradaki izleyicilerimize selam olsun. Bu arada. Burada yağlı tohumlara geçebiliriz. Chia tohumumuz var, keten tohumu, çiğ kabak çekirdeği ve çiğ Antep fıstığı olması gerekiyor tabii bunun. Bunlar da yine magnezyum açısından yağlı tohum dediğimiz, bizim hani omega 3 açısından oldukça zengin, özellikle keten tohumu. Sağlıklı yağ grubunun da hani şöyle bir etkisi oluyor. Sağlıklı yağ grubu hani omega 3 içeriği yüksek olunca bu da yine kan basıncını dengelemede bizim için oldukça faydalı oluyor. Çok güzel. Baklagil. Bu kabak çekirdeği. Çiğ olması gerekiyor. Çiğ kabak çekirdeği magnezyum açısından çok zengin. Bunu özellikle çiğ almaları gerekiyor. Sadece içi satılarak da hani tüketebilirler. Ben günlük bir avuç içi çiğ kabak çekirdeği öneriyorum.
Magnezyum açısından çok zengin. Yine bu DEŞ diyetinde kalsiyum, magnezyum, potasyum, bu üçü bizim için çok önemli. Kurbağa gider. Lif ve pos açısından oldukça zengin bir grup. Demir içeriği de oldukça yüksek. Yine kan basıncını dengelemede de faydalı bizim için. Balığa omega gelelim. 3. Omega 3 yine somon. Somon zaten omega 3 içeriği en yüksek balık. Balığı da bu diyette haftada 1-2 mutlaka öneriyorum. Dikkat ettiyseniz bu masada kırmızı et yok. O yüzden protein ihtiyacımızı balık ve kuru baklagillerden almamız gerekiyor. Haftada 2 gün baklagil, 2 gün balık olabilir. Diğer günlerde de mesela burada brokoli var, ıspanak var. Hani koyu yeşil yapraklı sebzeler, bunlar da kalsiyum ve magnezyum açısından oldukça zengin. Diğer günlere de sebzeyi koyabiliriz. Evet, çok güzel. Peki burada baharatları görüyorum. Evet. Bu sizin fitoterapi uzmanlığından gelen bir alışkanlık olsa gerek ama biraz anlatır mısın ne işe yarıyorlar? Evet, valla şöyle kakaodan başlayabilirim aslında. Bu kakao mu? Kakao, evet. İnanılmaz. Antioksidan içeriği oldukça zengin. Antioksidan demek zaten yine hani kalp damar sağlığı açısından faydalı demek. O yüzden kakaoyu mutlaka koyuyoruz beslenmede. Onun dışında kimyon var. Kakaoyu nasıl koyuyorsun? Var. Çorbaya mı katıyoruz yoksa? Hayır. Ya mesela sabahları kahvaltıda yulaflı bir kahvaltı yapıyorlarsa eğer bir tatlı kaşığı. Tabii bunun ham organik kakao olması gerekiyor. Bir tatlı kaşığı kakao koyabilirler. Peki. Veya muzu dilimleyip üzerine kakao serpiştirip hani o da böyle tatlı isteğini bastıran hani hem muz potasyum ve magnezyum deposu üstünde bir de kakao ile birleştiği zaman gayet DEŞ diyetinde güzel bir ara öğün olabilir. Ben kabak çekirdeğini beğendim. Yani bu bir avuçu geçmeyeceğiz ama herhalde. Bir avuçu geçmeyeceğiz evet. Mesela özellikle akşam yemeğinden sonra hani ne atıştıralım hani biz böyle Türk toplumunun bir şeyi. Kalorisi de az sanki. Az evet. Yani şöyle bir bardak kabak çekirdeği aşağı yukarı 70-80 kalori. Yani bir dilim ekmekle aynı kaloriye sahip. Ciddi sağlıklı bir atıştırmalık. Çok evet, iyi ya. Evet. Peki ada çayı var burada, ıhlamur var, papatya var. Papatya rahatlatıcı bir çay. Ihlamur da yani öyle. Ben kendisinde böyle bir rahatlama var gibi. Böyle ıhlamur ağaçları adında, geliyor aklıma. Adında var ya. Kokusunda da var. Hani ıhlamur evet ağaçlarının yani. Kokusunda da var. Evet, papatyada da öyle. Hani sedatif dediğimiz böyle sakinleştirici, yatıştırıcı etkiye sahip bu çaylar. Evet, çok güzel. Mutfakta da bir hazırlıklarım var galiba. Evet, orada da DEŞ diyeti için aslında böyle örnek bir menü hazırladık. Hemen bir bakalım. Günlük. Hemen bakalım. Buradan oradan buyurun lütfen. Ben çekirdeklerimi aldım gidiyorum. Burada da var çekirdek. Orada mı? Burada da var. Şimdi ilk olarak kahvaltıyla başlıyoruz. Burada tabii hani tuzla çok dikkat etmemiz gerektiği için. Kahvaltı hangisi? Ben onu şaşırdım. Şimdi ya. Yemek yapacağım. Nerede? Kahvaltı nerede? Hemen yapacağım. Şimdi tuz olayına çok dikkat etmemiz gerektiği için aslında hipertansiyon diyetinde. O yüzden hani peynir biraz tuzlu oluyor. Hani onunla yeri kaçabiliyor. O yüzden daha böyle hani hafif bir kahvaltı. Bir kase yoğurdun içine hemen böyle 3 yemek kaşığı yulaf koyuyoruz. Lif açısından çok zengin. Beta glukan oranı çok yüksek ve aynı zamanda bağışıklık seviyemiz de oldukça arttırıyor. Burada 2 yemek kaşığı chia tohumumuz var. Bunu az önce koymuş göstermiştik. Yine omega 3 içeriği çok yüksek. Biraz yaban mersini eklemek istedim ben burada. Yaban mersininin de antioksidan özelliği çok yüksek. Zaten renginden dolayı direkt hani mor demek antioksidan demek. Çok güzel. Birazcık da çiğ fındık. Buradan da omega 6 alıyoruz ve gayet biraz önce bahsettiğimiz diyetin aslında özeti bir kahvaltı olmuş oluyor. Çok tok tutuyor. Böyle hani küçük gibi görünüyor görüntü aslında de gayet ama. Güzel. Peki ne kadar bekleyeceğiz bunları? Yoksa beklemeden direkt yiyebilir miyiz? Yiyebiliriz direkt. Ha, chia tohumu öyle yani hani şişmesine yani, falan gerek yok. Chia tohumunun hani böyle o an aceleniz varsa tüketebilirsiniz evet. Şişince de tüketilebiliyor. Hani eğer vaktiniz varsa akşamdan mesela bunu yoğurdun içine veya suyun içine koyup bekletip sonrasında hani sabah da koyabilirsiniz. Ama hani bu şekilde 2 yemek kaşığı da tüketilebiliyor. Çok güzel. Vallahi ben çok beğendim gerçekten. Her şey var yani yine kahvaltıda. Her şey var ve gerçekten de tok tutan bir ben kahvaltı. Ben bu kadar kahvaltı bile yapmıyorum. Yani bence keşke yapabilsem. Benim yani her sabah kahvaltım bu şekilde. Ciddi yani mi? Yulaf ve chia hani mutlaka alıyor. Meyve değişken oluyor. Babanızın bazen yaban mersini tarlası muz var. Hayır tabii ki. Evet onu diyecektim. Yaban mersini yemeden uyanamam. Bazen muz oluyor. Bazen elma oluyor. Hani değişiyor tabii ki. Meyve koyuyorum ama yani. Ama bir meyve koyuyorum. Hani çilek oluyor. Çok güzel. Yulaf ve yoğurt kısmı aslında her sabah olan. Ben senede 2 sefer falan görüyorum tamam. Ya tabii evet çok sık mutfağımızda olan bir meyve değil. Birazcık da pahalı diğer meyvelere evet, göre. Öğle yemeğine geldik. Izgara, somon, yanında da bol yeşil, büyük bir miktarda salatamız var. Yeşilliklerden yine lif alıyoruz. Pancar da var bunun içinde dikkat ettiysek. Somon biraz daha fazla biraz olabilir. Biraz daha büyük herhalde olabilir evet. Ya tabii onun porsiyonu kişiden kişiye göre değişiyor. Ama hani burada aslında
benim demek istediğim hani protein alalım, sağlıklı protein alalım. Somon yoksa baklagil de olur. Bunun üstünden kuru baklagil. Biraz hacimsel de bir beslenme olmuş. Evet. Lif fazla, oldukça doyurucu doyuran bir tabak. Bir şey. Aynen. Evet, bağırsakları dolduruyoruz böyle bu şekilde. Sağlıklı bir öğün oluyor. Yine hani sağlıklı yağ oranı yüksek olduğu için tok tutuyor ve potasyum yeşilliklerden dolayı da kan basıncımızı dengelemiş oluyor. Çok burada önemli. Salatalara da tabii tuz olayında dikkat etmemiz gerekiyor deş diyetinde. Evet, önermiyoruz. Süper. Tuz ekmiyoruz yani. Evet, tuz koymuyoruz. Sos falan da yok. Yok, zeytinyağı olabilir. Sirke? Sirke de olur, limon da olur. Tamam, süper. Muz kabak ve çekirdeği. Çiğ kabak çekirdeği. Muz zaten potasyum açısından oldukça zengin. Muzu tabii tek başına yemek bazen çok aşırı tok tutmayabiliyor. Özellikle hani diyabet veya insülin direnci varsa. O nedenle yanına sağlıklı bir yağ kaynağı olan çiğ kabak çekirdeğini ekledim. Onun yerine ceviz de olabilir, fındık badem de olabilir. Değiştirilebilir. Evet, çok güzel. Bunu da şöyle biraz geri çektik. Burada ne var? Şimdi akşama geldik. Akşamı tabii hafif geçirmek her zaman daha iyi. Hani aç uyuyan akşam daha uzun yaşar. Akşam bildiğin aç kaldı eğer bunu yiyecekse. Et nerede? Fırında mı? İşte et yok. Görüyor musunuz? Et haftada hani bir kere maksimum kırmızı et. Peki yani... Onda da 200 gramı geçmeyecek. Başka bir şey yok mu yanında? Bu hocam doyurucu. Belki salata ekleyebiliriz. Şu salatayı. Hayır, salata zaten var yani. Ben et arıyorum burada. Evet, yok hocam, şimdi şöyle, yer değişebiliyor. Mesela bazı kişiler öğleni hafif geçirmek istiyor. Akşam daha hani fazla yemek istiyor. O zaman bu öğünü buraya alırız. Proteini akşama alırız. Ama hani sebzede bu arada sınır yok. Yani iki tabak da yenilebilir. Yanına salata da konulabilir. Zaten lif ağırlıklı beslendiğiniz zaman üstüne bir de protein. Protein burada, yoğurtta var. Yok, beğenmedim. Olmaz. Yani bununla hayat geçer mi? Doyuramadım sizi. Ben bununla yani Ekrem, sizinki değerli izleyenler de yorum yapsınlar. Ekrem başındakiler, bence onlar da çok bu konuda doyabileceklerini düşünmüyorum. Ekmeğimiz de var ama. Siyaz ekmeği tarafa. De koydum. Şimdi bunların yeri gerçekten değişebilir. Ben Ayşe'nin çok değer verdiğim için böyle takılıyorum biraz. Hakikaten salata gibi bir şeyi öğlene koyabilirsiniz. Öğlenliğin tabii biraz bizim arkadaşlar porsiyonu küçük yapmışlar. Yoksa balık oldukça doyurucu bir şey olabilir. Ama gayet güzel. Peki tavuk var mı bu diyette? Tavuk yenebilir, evet. Kırmızı et kadar hani böyle olmasın dediğim bir şey değil. Hani beyaz et olduğu için tavuk yenebilir. Ama yine hani onda da tuz olayına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Bu işte anladığım kadarıyla... Kırmızı çizgimiz kırmızı et. Kırmızı çizgimiz kırmızı et. Aslında bu diyetin kırmızı çizgisi... yağ genel itibariyle tuz, evet. Ve tuz. Evet. Evet. Doğru mu? Akdeniz diyetiyle de aslında ayıran şey bu. Evet. Tuz özellikle. Sodyumu düşük bir diyet. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Çok sağ ol. Değerli izleyenler, programımızın sonuna geldik. Hayatın ritminde merak ettiğiniz soruları, eğer cevaplarını bulmak istiyorsanız lütfen bize şu anda ekranlarınıza gelen iletişim kanallarımızdan yazın ve sosyal medya hesaplarımıza hem takip edin hem oralardan da mesaj gönderebilirsiniz ve sizlere dediğim gibi sorularınızı programımızda inşallah yanıtlıyor olacağız. Belki mikrofonu tutan arkadaşlarımızla bir gün sokakta karşılaşırsınız. Şimdiden hepinize selam olsun diyorum. Bir sonraki bölümümüzde görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıklı kalın. Anne ve babalar, dikkat! Çocuğunuz birden hastalandı ve ne yapacağınızı bilemiyorsanız bu programı kaçırmayın. Çocuklarda boğaz ağrısı hangi hastalığın habercisi? 40 derece ateşle oyuncak peşinde koşuyorlar. Burun akıntısı için evde hangi yöntemleri uygulayabilirsiniz? Sürekli çocuğun burnunu dürtüklemek, işte orasını temizlemek için de uğraşmak hatalı olabilir. Çocuğunuzun hastalık belirtileri size ne söylüyor? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Palabıyık, çocuklarda ateş, boğaz ağrısı ve burun akıntısına dair tüm merak edilenleri cevaplıyor. Gecenin bir yarısında çocuğunuz bir uyanıyor, bağıra çağıra ağlıyor. Madenciklerimiz ne işe yarıyor? Esas korktuğumuz nokta ağrı, ağrıya bağlı olarak da hastanın yemeği reddetmesi. Çocuklarda bademcik ne zaman alınmalı? Kulak burun boğaz uzmanı doçent doktor Ela Ara Server anlatıyor. Vücuda zarar verdiğini anladığımız noktada bademcikleri almak lazım. Anneler, çocuklarınız bu tarifleri çok sevecek. Şef Seda Sümer'den hem lezzetli hem de bağışıklık güçlendirici tavuk suyuna çorba, yaban mersinli smoothie ve zencefilli pancarlı portakal suyu. Minik minik zar gibi doğradım. Şimdi bunları içine atacağım. Bu da çok iyi bir antioksidan olduğu için içine bir parça bundan ekleyeceğim. Hepsi ve daha fazlası yarın Doktor Ali Tiyere Bakan'la Hayatın Ritminde.